Ali Kara Hasanoğlu, paralel sandık kurullarına hayır. Biz YSK'ya bu soytarılığa izin vermeyin derken onlar atı alıp Üsküdar'ı geçmişler. Kendi sitelerinde gönüllülerine sorduklarını ve aldıkları cevabı açıklıyorlar. Sandık kurulunda görev yapabildiniz mi? Oha! Siz kimsiniz ya? 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunda sizin statünüz nerede belirleniyor? Beyefendiler şöyle bir yol bulmuşlar sandık başına gidiyorlar, o an parti adına veya bağımsızlar adına müşahit gelmediyse, sandık kurulu da yeterli sayıya ulaşamadıysa, hemen orada bir katakulli, oy ve ötesinin elemanları siyasi partilerden veya bağımsızlardan birisinin müşahidi oluveriyormuş. Oha ki ne oha! Partinin müşahidini sandık kurulu mu belirliyor yoksa parti mi? Bağımsız aday müşahidini kendisi mi belirliyor yoksa orada duran oy ve ötesinin elemanı mı kendi kendisini müşahit yapıyor? Böyle hokkabazlık mı olur? Böyle hokkabazlığa alet olana sandık başkanı mı denir? Oy ve Ötesi Derneği sandık başındaki güvenlik görevlilerine de itiraz ediyor. Sadece çağrı üzerine gelebilirlermiş. Çağrı olmadan güvenlik görevlisi sandık başında olamazmış. Sanki bu beyefendiler sandık başkanı dolayısıyla güvenlik görevlisinin ne zaman sandık başında olacağını, ne zaman olmayacağını kendileri belirliyorlar. Kendileri biliyorlar. Onun için de talimat veriyorlar. Güvenlik görevlileri sandık başında olamaz. Aslında kanun yeteri kadar güvenlik görevlisi olmadığı için güvenlik görevlisinin çağrı üzerine sandık başına geleceğini öngörmüş. Yoksa olay çıktığında gelip görev yapacak güvenlik görevlisi potansiyel suçlumu ki olay olmadığı bir anda sandık başında olamasın. Bir önemli husus daha var. 7 Haziran seçimlerinde şu sandık başından bu sandık başından telefonlar geliyordu. Buralar Cihan Haber Ajansı muhabiri kaynıyor. Ne kadar çok muhabirleri varmış aslında toplasanız kadroları 152 yüzü geçmez. Ama seçimden seçime, öğrencilere, öğretmenlere, kafa denge elemanlara, tabii ki müritlerden, tabii ki şakirtlerden kimlik kartı düzenliyorlar. Basın mensubuymuş gibi sahte evrak hazırlıyorlar. Dolayısıyla 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunun 82. maddesindeki medya mensuplarının sandık çevresinde sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir ayrıcalığından yararlanıp, her yerde birer ikişer sahte basın mensubu gönderip gerekli tahrifatları yapmak isteyeceklerdir. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu'na bir çağrıda bulunalım. Hemen bir genelge yayınlasınlar. Kanunun 82. maddesindeki medya mensubunun izahını yapsınlar. Başbakanlıktan verilen sarı basın kartının gerekli olduğunu belirtsinler. Aksi takdirde sahte evraklarla, dandik kartlarla sandık başlarında Cihan Haber Ajansı'nın aslında muhabir olmayan şakirtler eliyle karışıklık çıkartmalarına engel olunamaz. Doğan medyası ve Pensilvanya, Oy ve ötesi derneğine tam gaz destek veriyor. Kanunda olmayan kerameti kendine menkul bir dernek. Seçimlere şaibe ve karıştırmak için yurt genelinde hızla örgütleniyor ve bu gelişmelere ak parti başta olmak üzere tüm kamu görevlileri de seyirci kalıyor. Oysa dört partinin müşahidi sandık başında, karı da zararı da dört partinin veya ilk dört parti arasında yer almayan diğer partilerin, ama oy ve ötesi diye bir dernek çıkıyor dört büyük partiden daha daha öne çıkarak, kraldan fazla kralcılık yaparak seçimin güvenliğini biz sağlayacağız diyorlar. Ben de soruyorum, sizin amacınız seçimin güvenliğini sağlamak mı yoksa seçime şaibe karıştırmak mı? 1 Kasım günü göreceğiz. AK Parti kazanırsa kızılca kıyamet koparacaklar. AK Parti kaybederse hiç sesleri çıkmayacak. Var mısınız iddiaya? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit.